Neden 8 saat çalışıyorsun? Hiç düşündün mü? Peki bunun hiçbir bilimsel temele dayanmayan, öylesine bulunmuş bir süre olduğunu söylesem? 18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan endüstri devrimi, dünya düzeninde köklü değişikliklere yol açtı. Bu dönemde üretim miktarını artırma hırsıyla fabrikalar haftada 7 gün, günde 24 saat, yani kesintisiz olarak çalışmaya başlamışlardı. Endüstri devrimi öncesi tarım sektöründe çalışan birçok işçi, fabrikalarda iş bulmak amacıyla kentlere göç etmeye başladı. Bu dönemde mesai kavramı ortaya çıktı. Eski düzende tarım işçileri güneşin konumuna bağlı olarak çalışırken, şimdi vardiya sistemiyle ve sabit mesai saatleriyle çalışmaya başlamışlardı. Ancak bu saatler insanların kapasitesinin çok üstündeydi. Çalışılması gereken günlük süre genellikle 10 ila 16 saat arasında değişiyordu. Günden güne artan şikayetler ve iş veriminin düşmesi nedeniyle bu çalışma koşullarının sürdürülemez olduğu anlaşıldı. Ütopyacı sosyalist görüşleriyle tanınan Robert Owen, günde 8 saatten fazla çalışmayı protesto eden bir kampanya başlattı ve 8 saat çalışma, 8 saat eğlenme ve 8 saat dinlenme sloganı büyük ilgi gördü. Bu kampanyadan etkilenen Ford Motor Company, mesai saatlerini 8 saat kuralına göre yeniden dizayn etti. 1914 yılında Ford Motor'un uygulanmaya başladığı 8 saatlik mesai süresi, beklenenden daha fazla üretkenlik ve işçi memnuniyeti sağlayarak Ford'u endüstriyel rekabette öne çıkardı. İş koşullarının iyileştirilmesi, işçilerin daha kısa sürede daha fazla iş yapmasını sağladı ve bu da şirketin karlılığını artırdı. Ford'un başarısıyla diğer şirketler de kısa sürede bu uygulamaya geçtiler ve böylece 8 saatlik mesai süresi endüstrinin yeni standardı haline geldi. Yani 8 saatlik mesai, bilimsel çalışmalar sonucunda bulunmuş bir standart değildi. Sadece yıllarca denenerek başarısı test edilmiş bir kavramdı.